İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ali Kılıç'la Gündem programında yeniden birlikte olan Mutlu İlçesi'ndeyiz. Stüdyomuzda konuğum var. İki konuğum var daha doğrusu. Gerçekten genç iş kadınımız ve genç iş adamımız konuklarım. Kendileri Şanlıurfa'da büyük hizmetler, yatırımlar yapmaya başlayan takdir ettiğim insanlar kendileri. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Evet, ben ilk sorumu geleneksel olarak şöyle sormak istiyorum. Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan Erzurum'da devlet okullarında geçici öğretmenlik yapmış. Şu anda da genç girişimci bir kadın. Ekstra Ebru Özkan şöyle söyleyeyim. Geleceğin kadınlarına aydınlık oluşturmak isteyen, hedefleri olan, hayata farklı çerçeveden bakan biri. Bu şekilde yanıt vermek istiyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Rüstem Bey siz de hoş geldiniz. Ve Rüstem Aydınlık kimdir? Rüstem Aydınlık 2013 yılından itibaren kendi işlerini yapan, sürekli ileriyi düşünen, ileriye yönük projeler hazırlayan bir iş insanı, bir genç diyebiliriz. 2013 yılından itibaren çalışmasını yürüten Meryem Hanım'la birlikte biz bu parfüm rotalarına yöneldik. Antik çağda parfüm rotaları. 2021'de biz bunlara katıldık ve eşlik etmeye başladık. Şimdi Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu bölgesinde Mezopotamya sınırlarını içeren bütün bölgelerde biz bu kokunun Türkiye'de sadece Mezopotamya bölgesine mal olması için bu işe girişen insanlarız diyebiliriz. Evet, tabii programımız ilerleyen dakikalarda özellikle parfüm konusu biraz daha açacağız. Çünkü koku ve parfüm olayı medeniyetin ilk tarihinden gelen. Tabii ki. Yani şu anda Göbektepe mesela tarihin yeniden yazıldığı bölge. Evet. Buradan artık tüm dünyaya kokunun yayıldığını da biliyoruz. Bunu inşallah birazdan Ebru Hanım bunları hep anlatacak. Ebru Hanım, tarihte kokunun ilk kullanımı ne zaman oldu? Yani bu tarihin ilk yıllar dediğimiz, tarihin yeniden yazıldığı Göbektepe dediğimiz 12.000 öncesinden itibaren mi bu kokular türedi? Bu tarihin özellikle parfüm ilk yayılma ve kullanımı ne zaman oldu? Kullanım şu şekilde oldu. Ateşin icadı, parfümün icadı demek. İlk başta onu belirtmek istiyorum. 4500 yıllık bir geçmişe, hatta 5000 yıllık bir geçmişe dayanmakta. Bizim kendi kokularımız özellikle. İlk olarak odunların, belli çiçeklerin, ağaç köklerinin ateşe atılmasıyla ortaya çıkan kokuyla ilk zaten bir tütsü meydana geliyor. O şekilde insanlar ilk çağlarda zaten kokunun keşfi o şekilde başlıyor. Duman yoluyla. Evet. Yani orada ateş yandırıldığı zaman ve o dumandan çıkan koku ilk oradan başlıyor. Evet. Evet evet. O şekilde bir başlangıç oluyor. Ardından zaten ilk tütsü şeklinde ve bu tütsülerde dini törenlerde ardından özellikle belli tanrıça, Mezopotamya'nın ilk imparatoru tanrıçanın ona bir ibadet şekli olarak, adak şekli olarak kullanımı mevcut. İlk Mezopotamya'dan bahsediyorum şu an. Bu şekilde şu an. Evet, peki Ebru Hanım ilk kokuyu hangi medeniyetler buldu? Mezopotamya'daki Babiller ve Asurlar. Asurlar tarafından. O zaman ilk koku o zaman bulundu diyorsun. Evet. O tarihten bu tarafa insanlarımız kokuyu kullanıyor değil mi? Evet, sadece koku olarak da değil. Özellikle dini törenlerde çok kullanıyorlardı. Kıyafetlerde olsun, ekstra yemeklerde. Şu anda da belli kokular, belli bitkisel aromatik nanenin yemekte kullanıldığı gibi. Yani. Evet. Peki dini törenlerde kullanılan, benim şunu aklıma geldi. İşte dini şeylerde o saladıkları da o koku şey yapıyor değil mi? Etrafa yayılıyor ve ben az önce tanrıçadan bahsettim. Mesela Mezopotamya'daki insanlar tanrılarının terinin kokusu olarak kendilerini kutsuyorlardı. Bu da onlar için bir tanrıya yaklaşma biçimi sunuyordu. O yüzden de özellikle dini olarak daha çok kullanılmış kokuların. Evet, yani kutsu işte şeklinde, bu evet. Kokuların da ilk
tarihten bu tarafa olmasının sebebi de ve o tanrılarını insanların kokusun bu şekilde olması. Evet, tanrıya yaklaşma biçimi yaklaşma olarak. Yaklaşma biçimi olarak. Evet evet kullanıyorlardı. Evet. Rüstem Bey peki bu parfüm olayına nasıl girdiniz? Özellikle bizim Şanlıurfa bölgesinden tüm dünyaya bu parfüm olayını yaymanızın sebebi medeniyetin ilk yeri olan Göbektepe'den esinlenerek mi yapıldı bu? Ya bizim bölgemiz her zaman tüketici bir bölge. Üretime dayalı hiçbir şey yapmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim bölgemizden de birçok şeyin üretilmesini istediğimiz için bu işe giriştik. Şimdi half eti kokusuna sahip çıkamadık. Bugün İngiltere'de half eti koku adı altında küçük bir esans karagül kullanılarak half eti kokusu patentli bir şekilde şu satılıyor. Şu an İngiltere'de mi? Evet, şu an İngiltere'de satılıyor. Biz kendi ürünümüze sahip çıkmamışız. Hayır, sahip çıkamadık. Tabii ki diğer ürünlerimiz gibi buna da sahip çıkamadık. Bunun Urfa'da üretilmesini çok isterdik. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bugün Urfa sadece ciğerle biliniyor. Bizim kültürümüzde ciğer yok. Bizim kültürümüz eskiye dayandığı için hani kadim şehir diyoruz, göz bebeği diyoruz. Biz bu bölgede birçok değişikliğe açığız aslında ama yöneticilerimiz bu konuda gerçekten sınıfta kalıyor. Biz idare edicilerim gerçekten bu tür yeniliklere açık olmasını, bu tür görüşmeler çoğaltmasını ve genç inşlara, genellikle de genç insanlara kapılarını açmasını gerçekten istiyoruz. Her anlamda. Evet. Peki Rüstem Bey, bu kokularınız özellikle Şanlıurfa'dan tüm dünyaya isim yapacak mı? Hedefimiz o. Allah'ın izniyle biz bunu hedefleyerek zaten bu yola çıktık. Koku uzmanımız Meryem Hanım'la birlikte biz yıllardır burada emek veriyoruz. Ben 3-4 yıldan beridir burada güzel bir emek içindeyim. Birçok ajansı, birçok bilindik markayı elimin tersiyle ittim ve ben bu kokunun Urfa'ya mal edilmesini istedim. Mezopotamya denince akla ilk burası gelsin. Doğu gelsin. Yani biz bunu istiyoruz. Bu konuda da görüşmelerimizi birçok siyasi kanalla da ilettik. Kültürel anlamda burada daha nasıl değişiklikler yapabiliriz diye kendi aramızda birçok proje yazdık. Fakat bunların hepsi sınıfta kaldı diyebiliriz. Çünkü bizimle ikili ilişkisi sağlam olmayan insanlar yüzünden projelerin askıya alındığını ve onlar şu an bizde sadece gizli tutulduğunu söyleyebilirim. Evet, buradan Şanlıurfa'nın tüm dünyaya inşallah kokumuz yayılacaktır. Buna şüphemiz olmasın. Tek hedefimiz bu. Peki geçmişten baktığınız zaman işte Göbektepe'de yapılan kazılarda koku falan tabletler falan ortaya çıktı mı hiç? Onlar da genellikle tabletler değil de duvarlara işlenen büyük taş test sütunu dediğimiz sütunlara işlenen hayvan ve bitki motifleri çok. Orası bir ritüel yeri. Yani Tanrı'ya adak olarak veya Tanrı ile iletişim sağlamlaştırmak için belirlenen bir alan olduğunu görebiliyoruz. Daha önceki isminin Grey Miraza, yani nasıl söyleyeyim, orası Grey Miraza olarak geçiyor. Yani Dilek Adası, Dilek Tanrısı'nın orada olduğunu belirtiyorlar genelde. Orada bir ağaç var ve bu ağaca birçok şekilde birçok bölgeden insanlar akın ediyor. Oraya gelip dilek dileyenler çok. Ritüel yapanlar çok ve buna birçok anlamda şahit olduk. Fakat kokunun oradan başlangıcı Ebru Hanım'ın da dediği gibi ateşin bulunduktan sonra bitkilerin, köklerin, çiçeklerin, yaprakların ateşe atılmasıyla çıkan dumandan oluşan tütsülükler ve onların koku olarak kullanılmaya başlamasıyla zaten koku bulundu. Senin için koku nedir deseler antik çağdan modern dünyaya ilerletilen ve taşınan güzel kokuların metası diyebilirim. Evet. Ebru Hanım peki Haran'da yapılan kazı çalışmalarında yanılmıyorsam misk dükkanları bulundu değil mi? Bunlar yani o tarihlere doğru gittiğini mi gösteriyor? İsterseniz Rüstem Bey veya cevap etsin buraya. Ben şu şekilde cevaplayayım. Profesör Doktor Mehmet Ünal tarafından keşfedilen Haran'da 900 yıllık miskçi dükkanı adı altında bir parfüm satış noktası bulundu. Koku satış noktası bulundu. Meryem Hanım'la birlikte biz bu kazı çalışmasına birlikte de katıldık. Burada keşfedilen şuydu aslında. Avrupa ve Asya, Arap ülkeleri kötü kokularla boğuşurken Urfa'da, Harran'da, misçi dükkanında bütün dünyaya kokular satılıyordu. Güzel kokular satılıyordu, esanslar satılıyordu. Misk, amber yoğunluklu kokularımız Avrupa pazarında çok revaçtaydı o zamanlar. Yani burası gerçekten birçok çalışmaya açık. Biz de bu çalışmaları topladık.
Mezarlarda çıkan tabletler, onların üzerine işlenmiş bitki motiflerini modern dünyaya kazandırmak için biz buluşlarda bulunduk. Bunu yapan uzmanımız bu alanda ilk kadın şu an. Evet. İlk kadın. Biz onun artısını şu an yaşıyoruz. Meryem Hanım bu konuda gerçekten ileri derecede. Bugün siz de bir marka oluşturup Mezopotamya parfümlerini satıyorum diyebilirsiniz. Ama hangi kaynağa göre satıyorsunuz? Veya gerçekten Mezopotamya ait hangi bitkiler içindir? Aslında bunu tartışmak gerekiyor. Engin bilgilere ışığında, bilimin ışığında yapılan çalışmalar her zaman takdire şayandır. Ama emek hırsızlığına karşı bizim de kendimizi korumamız lazım. Bizim olanı kimseye kaptırmamamız lazım. Bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki ben isterdim bugün bu kokuyu kendi markamla değil de bir belediye başkanıyla anlaşıp bu kokunun direkt bir belediyeye bağlanması, gelirinin direkt belediyeye bağlanmasını çok isterdim. Ama biz yöneticilere ulaşmak için gerçekten çok ciddi uğraşlar gösteriyoruz. Bu böyle olmaması gerekiyor. Geçen dönem başkandan bahsedelim. Biz onunla görüşmek için 3 yıl boyunca bekledik. Yani ben bir başkanı 3 yıl boyunca bekleyeceksem ona ayırdığım zamanı üzülürüm. Yani biz misyon ve vizyonlarımız arasında beklemek yok. Biz her zaman ileriyi düşünüyoruz. İleriye neyi taşıyabiliriz? Biz bu alanda her zaman kadınlarımızdan destek aldık. Çünkü ben projelerim her zaman kadınlarla birlikte yürütürüm. Bugün koca karılar dediğimiz yaşlı annelerimizin daha önce bitkiler toplayıp o bitkilerden bize şifalar sunduğunu biliyoruz. Biz tekrar bunu gündeme taşıyabiliriz. Köyde veya nasıl söyleyeyim, arazi dışında arazisi olmayan insanlara, genellikle de genç kızlarımıza bu konuda destekler verip tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmesini, endemik bitkiler yetiştirmesini ve bunları da tekrar bilindik markalara veya toplu alan esans üreticilerine gelir yolu veya istihdam olarak görebiliriz. Evet, peki Rüstem Bey, tarihin sıfır noktasından tüm dünyaya inşallah çok yakın zamanda parfümü lansmandan yaparsınız. Sonra, bundan da şüphem yoktur. Peki patent aldınız mı şu anda? Evet, bizim patentlerimiz bize ait. Hepsi avukatlar eşliğinde noterde kendi adınıza geçen kokularımız. Peki bu parfüm oyuna girmenin sebebi tarihin sıfır noktasından dolayı antik çağa dayalı olduğu için, yani diyorsun ki bizim Şanlıurfa bizim olan bizimdir. Tarihin de sıfır noktası, evet. Kokunun da sıfır noktası, insanlığın da sıfır noktası. Evet. Ondan dolayı girdiniz, evet. Değil mi bu işe? Evet, biz bu işe bunun için girdik aslında. Biz bölgenin insanlarıyız. Burada dediğim gibi Halfeti'den 0.21 esansla üretilen parfümün İngiltere'de ne işi var? Halfeti Belediyesi bunu yapamıyor muydu? Hani ben şunu sormak isterim zaten yöneticilere. Biz sistemliyiz aslında biraz. Yani ben şunu istiyorum ya, bir genç dinlenmeli. Ben birçok projede yer aldım, birçok proje sundum ama karşılığında emeğimizi alamadık. Emeğimizin karşılığını alamadık. Buna özel şirketler giriyor. Bizim emeğimizi almak istiyor. Benim emeğim satılık değil. Ben buraya emek verdiysem siz de yapamam, bir başka yöneticiyi beklerim. Onunla yapamazsam kendi çabamla ne kadar ileriye taşıyabilirsem kendi çabamla bu kokuyu ben kendim yapmak isterim. Evet, bu ünlü markaların parfümleri belki Avrupa'da üretilen, evet. Daha doğrusu geriye doğru gittiğimiz zaman merkezinin sıfır noktasının, evet, burası olduğunu, evet, biliyoruz. Ama bunu maalesef her zaman göreceksiniz. Her konuda olduğu gibi biz bu parfümde de o zaman dışarıya kaptırdık. Evet, ama diyorsunuz ki kaptırdık. Biz firma olarak Allah'ın izniyle bunları geri alacağız. İnşallah. Değil mi? Amacımız o. Mesela patent alan bir markadan patenti tekrar geri alamazsın. Ama patentine sahip çıkabilirsin. Bugün Karagül biliyorsunuz bizim için endemik bir bitki. Bir o kadar da Mezopotamya sümbülümüz var bizim. O da korunma altına alındı. O da endemik bir bitki. Biz bunların uğraşlar sonucu çok güzel noktalara gelmesi için ikili diyalogların sağlamlaşması, genç iş insanlarıyla görüşülüp istihdam sağlayabilmesi için önlerinin açılmasını talep ediyoruz aslında. Evet, ben buradan gerçekten ikinizi de kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü genç iş kadını ve genç iş adamı olarak Şanlıurfa'nın örfü, adetlerine, kültürüne sahip çıktığınız için, evet, inşallah bu markanı tutar ve tüm dünyada Şanlıurfa ismi her zaman ön plana çıkar i̇nşallah. Diye düşünüyorum. Hedefimiz de bu doğrultuda. Evet, Ebru Hanım, peki size dönmek istiyorum. Parfüm olayında işte çeşit çeşit parfümlerimiz vardır. Bayan, evet, parfümü ayrıdır, erkek parfümü ayrıdır, işte değişik kokular. Bunlar imalatı nasıl yapılıyor, yani nasıl üretilecek bunlar? Şöyle söylemek istiyorum.
Şimdi her bir kokunun tene uyumu, bir kadın teniyle bir erkek teninin zaten... İsterseniz şu şekilde söyleyebilirim, evet. Ben. Evet, ben biraz... 5000 yıllık Tanrı Ra kokusundan tutun, 3400 yıllık Mezopotamya kokularına kadar birçok çalışmamız var. Biz her anın kokusu deyimiyle bu yola çıktık. Bugün her insanın kendine has bir kokusu var. İnsanlar korku halinde, panik halinde, heyecanlıyken, mutluyken her zaman bir koku salgılar. Biz Rusty Bright markası olarak bunu gerçekten fason şirketlerimizde, bilindik fason şirketlerimizde gün izine çıkarıyoruz. Biz üretim aşamasının tamamını vermiyoruz. Son dokunuşlar tekrar bizim uzmanımıza ait. Biz reçetemize sahibiz. Şunu, şunu, şunu üreteceğiz diyoruz. En son kalan iki maddeyi biz eklemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz emeğe saygı biraz tartışılıyor bu ülkede. Biz emeğe karşı yapılan her türlü haksızlığı da kınıyoruz. Biz emeğimizi de kimseye kaptırmamak için o tür bir izlenim aldık. Yani ben kokumu, kendi patentimi bir başkasına kaptırmak istemem. Çünkü kopyalanabiliyor. Bu da bizim markamız için kabul edilecek bir durum değil. Evet. Peki Rüstem Bey, kaç çeşit parfüm vardır ya, koku vardır? Bunu genelde, evet. Yani ben daha doğrusu şöyle soruyu dönmek istiyorum. Evet. Bizim Şanlıurfa'da buğday ekiliyor, arpa ekiliyor. Biz safran kokusu, safran niye ekilmiyor? Kokuların kaç çeşidi tabii vardır ve yani hangi şu şekil, bitkilerini üretmekte? Şu şekil üretmekte olabilir. Hani bugün ben sadece Suruç'ta ve Harran Üniversitesi'nde birkaç çalışma gördüm. Lavanta ekilmişti. Keşke birçok alanda ekilse. Lamur ekilse. Yani bizim bilindiğimiz bir yıkılsa, bizim çiftçimiz arpa ekiyor, mercimek ekiyor, buğday ekiyor ama bunun dışına çıkmıyor veya devlet izin vermiyor. Ama devlet yetkilileri, tekrar buraya konumuz değinecek, devlet yetkilileri bu alanda izin verirse Urfa'da Adalçay'da yetişebilir, lavanta da yetişebilir, çörek otu yetiştirebilirsiniz. Yani bu tür safrana değindiniz, safranın ne kadar, evet safranın ne kadar pahalı bir ham madde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii yurt dışına ihraç ediyoruz. Evet, bu alanda gerçekten yapılması gereken bir şey varsa yenilikçi olmamız gerekiyor. Sürdürülebilir yenilikçilik için de bizim ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Çiftçimizin bilinçlendirmesi gerekiyor. Aslında bu konuda tıbbi aromatik bitki babında bahçelerinizin olduğunu biliyorum. Hani sahip de çıkılmıyor değil aslında ama yetersizlik mevcut. Daha fazla bu alan çeşitlendirilebilir. En azından bizim şu an sunmuş olduğumuz markayla bu bilinç daha da artabilir. Çünkü biz şu an aromatik bitkileri özellikle kullanarak insan sağlığına zarar vermeden, hatta insanları iyileştirerek bir şeyleri ileri taşımaya çalışıyoruz. Bu konuda yeterli zaten desteklerimizi markamız adı altında alırsak bu konuda bizler de ekstra tıbbi olarak aromatik bitkiler için sahalarımızı çoğaltabiliriz. Sahalar hem oluşturabiliriz hem de bu konu hakkında bazı insanları da yetiştirebiliriz. Tabii ki. Bilinç arttıkça çevreye olan duyarlılık artıyor bildiğiniz gibi. Bizim hedeflerimizden biri de bu açıkçası. Evet. Ebru'nun peki şu anda üretimler başladı mı sizde? Evet. Yani şu anda parfüm üretimleri şu anda hazır. Evet. Bu piyasaya ne zaman çıkacak? Konferansımızdan 6 Temmuz'da bir konferansımız var. Konferanstan sonra inşallah satışlarımız başlayacak. O zaman Urfa için ses getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah dedim ya az önce, Şanlıurfa'nın tüm dünyaya inşallah, evet. Markanız Şanlıurfa'nın da reklamını yapmış olur. Harika bir yerlere gelirsin inşallah. Evet. Ebru Hanım, bir de az önce şeyi söylediniz, parfümlerin zararları hakkında bilgi verdiniz. Yani sahte parfümler cilde zarar veriyor mu? Ya şöyle söyleyeyim, ciltte belli zaten tahrişlere sebebiyet oluşturuyor. Ciltten hariç olarak solunum yollarına, burunlarda kanama vesaire bu tür şeylere sebebiyet oluşturmakta. Ayrıca ciddi bir migren ataklarına sebebiyet vermekte. O yüzden önümüze gelen 10 TL'lik vesaire 5 TL'lik parfümlerden ziyade eğer gerçek manada sağlığımızı düşünüyorsak Sağlık Bakanlığı'nın özellikle onayladığı bilindik markalardan almalarını ben herkese öneriyorum. Evet. Normalinde meşhur bir atasöz var bizim, ucuz etin tiri de olmaz. Kesinlikle. Yani ucuz satılan parfümler
kalıcılık süresi ne kadardır? Sizdeki parfümün kalıcılık süresi nedir? Artı o ucuz satılan parfümlerin zararları az önce söylediniz. Evet. Yani 5 TL, 10 TL normal 1 mg satılanlar vücuda insan vücuduna zarar veriyor değil mi? Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bizlerin zaten ürünlerimizin kalıcılık oranları daha yüksek olacak. Evet. Minimum olarak söylemek istiyorum ben. 3 gün ve 1 hafta olarak ve hiçbir şekilde insan sağlığını olumsuz etkilemiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı. Ayrıca da insanları sakinleştirme ve ya şöyle söyleyeyim. O kadar sıkıntılı bir özgüven süreçlerden geçiyor. Parfüm sürdüğünüzde insana bir özgüven geliyor. Sıkıntılı bir süreçlerden geçiriyoruz. Ya bir parfüm sıkıyorsun, o sana bir sakinlik veriyor, ruhuna dokunuyor. Ya bizim parfümlerimizin özelliklerinden biri de bu. Sakinleştiriyor. Belli bir özgüven, belli bir ruhani o şeyi nasıl söyleyeyim? Evet, ruhani olarak iyileştireceği söyleyebiliriz. İyileştirici özellikleriz çok yani fazla. Rahatlatıcı, o yüzden rahatlatıcı bir evet, özelliği de var. Yani 3 gün ve 1 hafta arasında kokunun etkisini sürdüğünü belirtiyorsunuz. Evet, muhtemelen şu anda Şanlıurfa'dan tüm dünyaya yayılacak olan bu kokunun insanlar üzerinde de büyük bir etki yaratacağına eminim ben. Bundan şüphem yoktur. Rahatsız edici bir koku olmayacaktır. Bundan evet, eminim ben. Genellikle yani piyasada satılan kokular gibi değildir bunlar. Tabii. Asla. Ya zaten kokularımızı deneyimleyen, çünkü biz belli çalışmalardan geçtik ve belli deneyimler yaptık. Bu deneyimleri hep olumlu sonuçlar aldık. Bu olumlu sonuçlar doğrultusunda şu an belli bir özgüvenle biz bu markamızı ilerletiyoruz. Evet Ebru Hanım, Rüstem Bey özellikle dedim ya Şanlıurfa'dan yayılan bir evet, koku firmasına girdiniz. Burada herhangi bir hibe desteği falan alındı mı veyahut kendi bütçeniz ve çabanızla mı bu firmayı kurdunuz? Şöyle bir şey, şu an biz kendi öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Herhangi bir destek alamadık ama İPART Müdürümüz Mehmet Uçman Bey çok kibar ve çok beyefendi bir insan. Onunla birçok çalışmamız oldu, görüşmelerimiz oldu. Tıbbi aromatik ve diğer bitkiler için sahada bize gerçekten eşlik edeceğini, İPART destekli krediler veya hibeler alınabileceğini söyledi. Biz şu an bekleyişteyiz. Çünkü biz bir konferans yapacağız. Allah nasip ederse 6 Temmuz'da bir konferansımız olacak bizim. Konferanstan sonra biz lansman yapacağız. Lansmandan sonra da kokularımızın satışı olacak. Yani 6 Temmuz'da konferans. Evet. Sonra 7 Temmuz'da dünya bizi bekle geliyoruz. Doğru mu? İnşallah. Evet. Lansmanı da o güne güzel ayarlarsak bir, öyle yapacağız biz. İnşallah güzel Allah yolunuzu baktığınızda açık etsin. Gerçekten büyük bir yatırımdır. Büyük bir hizmettir. Özellikle evet, de Şanlıurfa ismini ön planda tutacaksınız. Özellikle bu olaydan Mezopotamya'nın evet, sıfır noktasında bu bölgeden bir o kokunun tüm dünyaya yayılması büyük bir cesaret ve büyük bir özveridir. Ben buradan seni tekrardan kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada peki koku üretiminde hangi bitkiler genelde kullanılıyor? Koku bitkilerimiz genelde odunsu kokular. Odunsu bitkiler biz kullanıyoruz. Biz Mezopotamya'yı baz aldığımız için sedir, sandal ve buna yakın birçok bitkimiz var bizim. Biz reçetelerimiz gizli kararı taşıdığı için biz bütün ham maddemizden de bahsedemiyoruz. Bu konuda da seyirciler lütfen bizi bağışlasın. Onlara bahsedemeyeceğiz. Bizim kokularımız genelde çok fresh, odunsu, hafif kokular dediğimiz, iyileştirici yönlerinin çok olduğu kokular olacağını insanlar deneyimleyince daha iyi anlayacak. Bunun dışında ekstra söyleyebileceğimiz tek şey şu olur. Kokular gündeme geldikten sonra insanların bir kez deneyimlemesi ve gerçekten ciddi anlamda yorumlanması. Yani bunun dışında pek bir şey demeyeceğiz. Evet, peki yine ben şeye biraz dönmek istiyorum. İşte piyasada satana ucuz parfümler. Evet. Bir miligramı 10 TL 20 TL'ye satılan evet, parfümlerimiz vardır. Bunlar genelde yani kimyasal demeyeyim de diğer normal esans olan kokular değil mi hepsi? Ya bunlar, bunlara bir şeyler katılıp ondan sonra parfüm haline mi dönüştürüyorlar? Şimdi merdiven altı ürünlerin kesinlikle alınmasını hani tavsiye etmem. Çünkü ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bilindik markadan şaşmamak gerekiyor. Bilindik markadan yani, şaşmamak çünkü gerekiyor. Çünkü kimyasal oranları daha fazla oluyor. Evet. Hiçbir şekilde bir şeylik vaat etmiyor.
Böyle bir yarar vesaire ya da gerçekten kalıcılık uçucu, bahşetmiyor. Çok evet. Uçucu olduğu için pek kalıcı bir yanı yok. Parfümde peki kalıcılık mı çok önemli yoksa faydalı olan ne? Parfüm kullandığın ya, zaman ya şimdi bizim Türk insanımız gerek bayanlar ve gerek erkeklerimiz parfümde hastalıklı. Evet. Parfüm hastalığı var yani gene evet. Sabah çıkarken mutlaka bir parfüm sıkıp çıkarlar. Evet. Burada peki kullanırken o parfümün kalıcılığı mı önemli yoksa kokusu mu önemli? Ya, içeriği daha önemli. İçeriği daha önemli. Tabii ki parfüm aldıysanız atıyorum 5000, 10.000'lik bir parfüm aldıysanız kalıcılığı da olmalı. Yani pahalı parfüm her zaman kaliteli mi? Hayır. İçerik önemli dedik ya biz. Evet. Atıyorum bilindik bir marka 10.000 TL'lik bir parfüm çıkardı. Bilmedik bir marka 2.000 TL'lik çıkardı. İçeriklere bakıyorsun. Hangisinin içeriği hani hem sana hitap ediyor hem şu şekilde sağlık onaylı diyoruz ya, Sağlık Bakanlık onaylı. Biz bunlara bakınca Sağlık Bakanlığı'ndan geçen kokularımız genellikle daha fresh haller alabiliyor. Biz çok çalışmada bunu gördük. 10.000 TL'lik bir kokunun 2.000 TL'lik bir koku kadar etkili olmadığını da kanıtlamışız. Yani burada kokuyu alırken insanlarımız özellikle içeriğine dikkat evet, etsin diyorsunuz. Evet, içeriği çünkü... Yani kokusunu aldanıp da evet. Dünyanın çok fazla para vermeyin diyorsunuz. Tabii ki yazın kullanılan koku çok farklı olur. Kışın kullandığınız koku çok farklı olur. Çünkü odunsu kokuları genellikle fresh bir koku olduğu için yazın kullanmayı tavsiye ederiz. Baharatlı, genelde ağır baharatlı kokularımızı da bunları da kışın kullanabiliriz. Evet Emre Hanım, Rüstem Bey kışlık ve yazlık olayına değindi. Ben hemen şöyle sormak istiyorum. Kışlık ve yazlık kullanılan işte diğer şeyler gibi parfümler evet. De öyle midir? Yani kışın ayrı parfüm, yazın ayrı parfüm mu kullanmak tabii gerekiyor ki. Yoksa yani, standart mı kullanmak zaten lazım? Zaten Rüstem Bey de bahsetti. Mevsimsel geçişlerden kaynaklı olarak bir ihtiyaç doğuyor. İhtiyaç bazlı da yani bir kıyafeti şöyle düşünün, bir kışlık kıyafeti nasıl yazın giyinemiyorsanız bir ağır bir kokuyu vesaire de onu da yazın kullanamazsınız değil mi? Peki yazın nasıl bir koku kullanmak lazım, kışın nasıl bir koku kullanmak lazım? Onun içeriğinde şöyle bir şey diyebiliriz, yani odunsu kokular versin, dediğimiz evet. Daha fresh, daha rahatlatıcı, daha sakin, dizginleştirici özelliği olan fresh kokular kullanılabilir yazın. Kışın dediğimiz gibi daha baharatlı, yoğun kokular kullanılabilir. Yani parfümde de diyorsun yazlık ve kışlık kokular tabii farklıdır. Tabii ki, tabii ki. Yani ter kokusuna karşı parfümler tabii ayrıdır. İnsan tenine göre ayrıdır. Doğru ten, değil mi? Tene göre ayrıdır. Tene kokuya göre. Göre değil. Ten kokusuna göre değil. Ten kokusuna göre değişiyor, evet. Evet. Peki inşallah konferansınızdan sonra tüm evet. Dünyaya yayılacaksınız. İlk hedefiniz Türkiye ve Türkiye'den sonra tüm ülkelere mi yayılmak? İlk hedefiniz ne olacak burada? Biz bu konuda biraz evrensel düşünüyoruz. Bayağı da milliyetçe yaklaştık bu konuya. Ben dediğim gibi hani bilindik bir markaya kalkıp da reçetemi veya kokumu satmadım. Ama o kokuyu bugün Urfa'ya mal etmeye çalıştım ve Allah'ın izniyle de bu yolda ilerliyorum. Şu an şunu yapabiliriz. İlk yurt dışı düşündük biz. İlk satışlarımız yurt dışı odaklı olacak. Türkiye içinde e-ticaret kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde çok ciddi şekilde yüksek rakamlar var. Biz bir ofisin maliyetini düşünüyoruz. Kendi personelimizi düşünüyoruz. Çünkü bizimle birlikte çalışan hem arkeolog arkadaşlarımız var bizim. Hem iç ticaret, dış ticaret arkadaşlarımız var. Biz hepsinin maliyetini göz önünde bulundurursak şartlarımız şu an sadece e-ticaret. Yani e-ticarette ilk satışlarımız o şekilde başlayacak. Daha sonra yurt dışı bayilikleri, daha sonra da kendi içimizde bir şeyler yapmaya başlayacağız. Peki şu anda üretim yeriniz Şanlıurfa'da mı? İlk satış noktamız Şanlıurfa. Maalesef burada bir dolum fabrikası, bir tesisimiz yok bizim. Fason ham madde ama buradan evet, olacak. Ham maddenin bir kısmı buradan temin ediyor. Diğer kısmı yurt dışından temin ediliyor. Biz İzmir ve İstanbul'da fason şirketlerle çalışıyoruz. Orada üretimlerimizi yapıp satış noktamızı burası belirliyoruz. Hatta İPART müdürümüz Mehmet Bey ile birlikte biz bunu da görüştük. Projelerimiz de hazır bizim. Urfa'da biz bunu da yapmayı planlıyoruz. Yani bir dolum fabrikası olabilir. Ve bu konuda da ciddi çalışmalar yürüteceğiz inşallah. Çünkü bütün Doğu ve Güneydoğu'nu buraya bağlayabiliriz. Urfa'da bir hemşehrimiz kalkıp da kolonya üretmek için, parfüm üretmek için il dışına çıkmasın. Veya Diyarbakır'dan bir üreticimiz kalkıp da Diyarbakır'dan İstanbul'a geçmesin.
direkt gelsin Urfa'da üretimini yapsın. Hem yol masrafını düşürecek, hem diğer maliyetleri biraz düşürmüş olacak. Bu konuda biz de öncülük yapacağız ve Urfa'mıza yeni şeyler kazandıracağız. Peki üretim yaptığınız kutularda, evet, markanızın orada, işte Şanlıurfa'dan tüm dünyaya veyahut yani Şanlıurfa'da ibaresi olacak mı orada? Rusty Bright olarak kullandığımız birçok koku var. Mesela ben Harran projem var benim. Tabii ki Harran'ın görselini kullanmak zorundayım. Ben onun patentini almıştım zaten. Ben onu dediğiniz gibi Urfa'ya mal edebilirim. Ve onun dışında Edessa kokularımız var. Ruha dediğimiz çalışmalarımız var bizim. Biz içeriklerden bahsedemiyoruz. Tek sorunumuz bu. Biz marka olarak hani birçok şu an iç ticaret uzmanı ile birlikte ilerlediğimiz için çalışmalarımız çok titizlikle ve gizlilikle ilerliyor. Bu konuda Urfa'da yenilikler yapılacağına hani garanti verebilirim. Evet. Peki Rüstem Bey, kutularınızda az önce söylediniz. Evet. Yani bir Harran'ın, bir Göbektepe'nin, tabii bir Balıklı Göl'ün resimleri olacak mı? Tabii ki. Bu konuda hassasiyetle, incelikle göstereceğiz biz. Yani o zaman buradan dediğim gibi yani Şanlıurfa ismi ve gündeme gelecek. Tüm dünyaya tabii büyük bir marka olarak yayına girmiş olacaksınız. Tabii bunlar. Sen orta çağda Urfa'dan bütün dünyaya satış yapıyordun. Neden modern dünyada bunu yapmayız? Tarihin sıfır noktası diyoruz, Göbektepe, evet, diyoruz, Karantepe, evet, diyoruz, yani Harran diyoruz. O zaman ilk antik çağlarda bu koku kullanılmışsa diyorsunuz ki biz özellikle bu yola girmemizin sebebi de, evet, koku alanda da biz Urfa'yı inşallah markalaştıracağız diyoruz. İnşallah o konuda bayağı bir hassasiyet gösteriyoruz. Çalışmalarımız çok incelikle ve titizlikle ilerliyor. Umarım yetkililerle birlikte de görüşüp maddi olarak değil manevi olarak o boşluğu da tamamlarsak biz güzel işlere imza atabiliriz. Bugün dediğim gibi hani Urfa denince akla sadece ciğer gelmesin veya köfte gelmesin. Urfa denince birçok şey gelsin istiyoruz. Urfa kendi tıbbi aromatik bitkilerini yetiştirebilen bir şehir olabilir. Çünkü biz buna sıcak bakıyoruz. Sahalarımız, arazimiz de buna elverişli. Biz şunu da yapabiliriz. Urfa denince daha farklı şeyler de yapılsın. Bu sadece parfüm alanında değil. Birçok alanda Urfa'nın gündemde olmasını istiyoruz. Bugün Karahantepe var, Nevala Çori var, Göbektepe var. Onun dışında dediğiniz gibi Harran var. Biz bunları daha da dünyaya tanıtmamız gerekiyor. İnsanlar burada konaklayacağı güzel yerler bulabilir. Daha güzel oteller kurulabilir. Butik otellerimiz çoğaltılabilir. Taksi sorunumuz var bizim. İnsanlar taksi bulmakta zorluk çekiyor. Onun dışında dediğimiz gibi butik otellerde ciddi anlamda gelen turistler bu konuda çok şikayetçi. Ciddi anlamda butik otel eksiğimiz var bizim. Ve fiyatlar da biraz yüksek kalanlar için söylüyorum. Fiyatlar yüksek. İnsanlar günübirlik gelip gitmek istiyor. Ama biz insanları birkaç gün burada tutarsak eminim ki onlar da şehrimize ciddi anlamda getiri sağlayacaktır. Evet, yani gerçekten ben sizleri kutluyorum dedim ya, genç iş kadını ve genç iş adamı olarak böyle yatırımcılara büyük destek vermemiz lazım, desteklememiz lazım bu konuda. Tabii bu yatırımların haricinde işte Urfa bölgesine, Urfa çiftçilerine, evet, arpa ve buğday haricinde, evet, yani ben gerçi çiftçilik olayını fazla bilmiyorum ama belki siz tavsiyede bulunursunuz. Hangi zamanda hangi kokulu bitkilerin yetiştirilmesini tavsiye edersiniz? Neler yapılmasını istersiniz? Şöyle bir şey. Ne gibi tavsiyeler bulunursunuz? Ya şöyle bir şey. Mesela Mezopotamya denince ilk ağda akla buğday kokusu gelir. Çünkü ilk buğday da bizim topraklarımızda bulundu tekrar. Hani kırılan çömleklerde buğdaya rastlandı. Ve o da bize... Parfümde buğday kokusu olur diyorsunuz, tabii ki, değil mi? Tabii ki. Buğday kokusu bulunacak. Onun dışında dediğim gibi şimdi bizim elimizden bir şey gelmiyor. İdareciler burada birçok yenilik yaparsa benim çiftçim arpa ekeceğine atıyorum salep eker. Ciddi anlamda getirisi yüksek. Safran eker. Biz bitkinin fiyatını düşürürsek, gübrenin fiyatını düşürürsek burada üretilmeyecek bir şey yok abi. Yani bu konuda biz gerçekten sınıfta kalıyoruz. Hem çiftçimiz perişan, hem yapılan işlemleri görüyoruz. Ben de bir çiftçiyim. Mazot ve gübre fiyatları gerçekten uçuk bir şekilde. Hani bunların önünün alınması gerekiyor. Bir çiftçi zaten mazot ve gübre desteği alıyor diye düşünüyorlar. O aldığı mazot ve gübre desteği belki sadece gübresinin yarısını karşılayabiliyor. Bu da destek anlamına gelmiyor. Evet, burada destek anlamına gelmiyor. Tabii ki Urfa'yı sadece işte çır pamuk olayı değil. Evet. Değişik alanlarda da. Tabii ki. Yani mesela bir fıstığın ana vatanı Şanlıurfa olmasına rağmen ben burada Antep'e kaptırmışım. Maalesef. Baklavayı Antep'e kaptırmışım. Sadece benim. Yani bu konuda da özellikle
bu tür yatırımların var ya, önüne açılması gerekir. Bu konuda evet. Peki idarecilerden beklentileriniz var mı? Genç yatırımcı olarak nereye şey, bekliyorsunuz? Halfeti biliyorsunuz Urfa'ya ait. Ama Halfeti'de ve Bilecik'te günübirlik turistler Antep üzerinden geliyor. Antep benim şehrimde söz hakkı sahibi ise ben yöneticilerimi sorgularım. Yani bunu düşünürüm. Benim yöneticilerim kendi şehrine hiçbir şey yapamıyor mu? Veya bizim zengin iş insanlarımız var. Neden kendi şehrine değil de diğer büyük illere bu şekilde yatırımlar yapabiliyor? Gelsin Urfa'da yapsın. Antep'e gidiyorsun. Gerçekten sanayi anlamında birçok anlamda resmen adamlar devleşmiş. Çok büyük bilindik markalar çıkıyor oradan. Urfa'ya dönüp baktığında hani elle tutulur hiçbir şeyden bahsedemez. Buradaki olay bizim birlik ve beraberliğimizin olmamasına mı kaynaklanıyor? Çünkü ben Antep bu konuda ben takdir ediyorum. Bir Diyarbakır evet. bizi geçti. Bir Antep kadar olamıyoruz. Evet. İnsanların oradaki insanın birlik ve beraberliğinden dolayı bu seviyeye geliyorsa tabii. bizim buradaki birbirimizi çekmemezlikten mi kaynaklanıyor? O da gerçekten bakış doğru bir tespit. Bakış açısının gelişmemesinden evet. de kaynaklı. Doğru bir tespit. Bugün dediğiniz gibi ben isterim ki bütün şehirler birbiriyle yarışsın. İyi olan kazansın. Ama bugün Antep bizden iyiyse niye biz Antep kadar olamıyoruz diyemeyiz. Sen Antep olmak için ne yaptın mesela? Kaç tane fabrikan var? Birlik beraberlik ver adamlar. Yok. Bizde yok, yok bizde, ama yok. Bu. Maalesef yok. Siz şöyle düşünün. Bugün bir esnafsınız. Atıyorum bir lokanta açtınız. Hemen yanı başınızda bir başkası gelip lokanta açıyor. Bu ne sana getir sağlayabilir ne kendine getir sağlayabilir. Hem senin işini bitiriyor hem kendi işini bitiriyor. Bunun sürdürülebileceğini de ben düşünmüyorum. Evet ben buradan size evet. katılıyorum. Az önce program başında söylediğim Urfa bir ciğerle veyahut bir çırçırla giden bir memleket değil. Değil, hiç değil. İdareciler bu tür sizin gibi genç iş adamlarımıza destek verecek ve değişik alanlarda, değişik fonksiyonel alanlarda büyük yatırımlar yapmanıza imkan sağlayacaklardır. İnşallah, tabii ki. Biz isteriz biz. Evet, bu konuda ben onun dışında Urfa'nın Şura İnsan Hakları Federasyon ve Dernek Başkanı. Benim çalışmalarım hani her zaman doğuya göre. Ben burada genç kızlarımızı destekliyorum. Köyde genç kızımız boş duracağına kendi bitkisini yetiştirsin. Veya bizim şöyle bir düşüncemiz var bizim. Biz derneğe banka hesabı bile açtırmadık. Çünkü ben yaptığım hiçbir şeyden getiri beklemiyorum. Ben bugün burada dediğim gibi milliyetçi davranıyorum. Ben bugün burada milliyetçi davranıyorsam benim siyasilerim de benim idarecilerim de öyle davransın. Hani biz bugün kalkıp dediğiniz gibi fıstık şehri olarak biliniyoruz. En büyük fıstık rezervine sahibiz. Ama Antep sahip Antep. Çıkıyor. Çünkü fabrika orada. Ya düşünün ben geçmiş programda yine bir konuğum vardı. Ceylanpınar'da üretilen benim fıstığımın evet. ihaleye çıktığı zaman Antep fıstığı adı altında çıkıyor. Yani benim için kötü büyük bir ayıp bir olay. Kötü çok bir olay. Çok kötü bir durum. Yani ben bunu gerçekten inşallah idarecilerimiz bu konuda gerekli inşallah. Yatırımları yapar. Sizin gibi genç alanlarımıza önünüzü açar. Evet. En azından Şanlıurfa ismini var ya, diğer alanlarda kaybettiğimiz parfüm de yakalamış oluruz. İnşallah. Sadece parfüm değil. Turizm anlamında da biz bunu başarabiliriz. Göbeklitepe bugün çok farklı bir konumda olabilir. Orada bir suyu bugün atıyorum 20 TL'ye 30 TL'ye satarsan, girişleri atıyorum yükseltirsen hiç kimsenin geleceğini düşünme. Sana getirisi olmayacak. Adamlar gelir, etrafından bile geçmez, direkt başka bir şehre geçer. Atıyorum Diyarbakır'a geçer. Yani geçmesi, turistlerin gezmesi tabii ki yapılabilecek bir durum. Gezebilirsin, eğlenebilirsin ama gittiğin her şehirde şunu görmek istersin. Gerçekten tarihi olarak ve uygun. İnsanlarımız bugün uygunluğa bakıyor. Ben bugün Antep'e gidince bütün tarihi yerleri gezmek isterim. Tarihi yerlerin de fiyatının makbul olmasını isterim. Ben gittim, girişte benden 1000 TL istediyse ben oraya giriş yapamayacağım ve orayı görmemiş olacağım. Bu bir kayıp. Hani biz istiyoruz ki hem uygun olsun hem de turistik açısından gerçekten atıyorum yarıda 1 milyon mu geliyor? Biz o seviyeyi 2 milyona çıkaralım, 3 milyona çıkaralım. Çünkü bunun getirisi benim halkıma dönecek. Atıyorum lokantacımız orada belki birine birkaç yemek verecek, para kazanmış olacak. Sucumuz verecek, çaycımız verecek. Bunlar hepsi bizim bölgeye kazandırıyorsa biz önce bunları düşünelim. Bizim yöneticiler ve siyasiler her zaman öncelikle kendini tanır, kendi çevresini bilir. Biz bu konuda da dezenformasyon, deepfake, medya okuryazarlığı, medya ahlakı bunların eğitimini de verdik biz sahada. Biz bu konuda hani gerçekten her zaman diyoruz ki halkımız bir ufkunu genişletsin, gözünü açsın. Bugün biz telefonu ne kadar verimli kullanabiliyoruz? Bir linke basıyorsun hayatın kaybı veya bir
afişe olmuş bir resmine ulaşıyorlar senin. Onun üzerinden şantaja zorlanıyorsun. Hani bunun gibi birçok eğitimimiz var ama dediğim gibi hani gerekli destekleri alamayınca bizim ayırdığımız bütçe de bizi bir yere kadar taşıyabiliyor. İleriye taşıyamıyor. Evet. Rüstem Bey, Ebru Hanım programımızın sonuna doğru yaklaştık da Ebru Hanım'a şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendisi program başına söyledi. Erzurumlu olduğunu söyledi. Evet. Erzurum'la Urfa'yı kıyasladığınız zaman Urfa insanı ve Erzurum insanı, yani ben az önce Antep'te bağlantı kurdum ya, Erzurum insanı da böyle birlik mi? Yani bir çekememezlik ya, var mı? Erzurum'da da belli kalıplaşmış zaten, doğu kısmında belli kalıplaşmış zaten düşünceler vesaire var. Orada da buradaki gibi herkes kendi adamıyla ilerleme derdinde. O yüzden de ama Erzurum'un ekstra bir artısı var. Özellikle hastaneleri konusunda vesaire. Bunu da belirtmek istiyorum. İnsanlar o zaman birbirini seviyor. Bir birlikler değil mi orada? Yani orada biraz daha evet bir tutuculuk var. Evet. Yani şimdi burada acaba ben şu şekilde sorguluyorum. Acaba çok fazla başka ülkelerden yerleşen Arapların, Suriyelilerin yerleşmesinden kaynaklı olarak mı artık bir bıkkınlık vesaire var. Bu da ister istemez hastanelerinize insanların birbirine bakış açısına yani bayağı yansımış. Ama Erzurum'da o kadar değil. Şimdi Erzurum'daki bir Suriyeli'nin çokluğuyla Urfa'daki bir Suriyeli'nin çokluğu bir değil. O yüzden de mesela kendi adamına ne yapıyor? Evet, saygıyla bir o kapıyı açıyor. Bakıyorsun ki Urfa'ya hastanesine vesaire gittiğin zaman tıkanıyorsun. Hizmet yok. Gerekli halde yatırımlar yapılmamış. O yüzden bu konuda Erzurum bence yani bir tık daha. Bir tık önde diyorsun. Bir tık daha. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. İstersen önce Ebru Hanım'dan konuşmuşken oradan devam edelim. Son olarak sevgili Şanlıurfa halkına ve Güneydoğu Televizyon izleyenlerine neler söylemek istersiniz? İlk önce bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Sadece bir iki konuya değinmek istiyorum. Tabii. Özellikle bu hayvan hakları ve İsrail konusunda İsrail'i lanetliyorum. Allah gerçekten Kahhar ismiyle kahretsin. Bunun haricinde de tekrardan görüşmek ümidiyle bizi dinleyenlere, bize ekranlarda bizleri önemseyen herkese kucak dolu sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Elinize, dilinize sağlık. Evet Rüstem Bey, son olarak size neler söylemek istersiniz? Bize ayırdığınız bu değerli vaktiniz için biz çok teşekkür ederiz. İnşallah bu ilk olacak ama son olmayacak. Biz sizinle kendi uzman kadromuzla birlikte daha çok sık sık görüşeceğiz inşallah. Biz seyircilerimize, bizi izleyenlere gerçekten gönülden sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Her anlamda bizi destekleyen, her anlamda bizi ileriye taşıyan değerli büyüğümüz Tevzi Aydınlık ve Erkan Aydın'a da çok teşekkür ederim. Onun dışında Mehmet, Ferit, Ceylan arkadaşım var. O kendisi de bize birçok anlamda destek verdi. Ona da buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bize tekrar görüşmek dileğiyle dilekarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza, dinize sağlık. İnşallah ilerleyen haftalarda tekrar değişik bir günde tekrar konuk ederim sizlere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili izleyenler, Alkışa Güden programının sonuna geldik. Bu akşamki konuklarım daha doğrusu gerçekten Şanlıurfa için önemli insanlar, genç iş kadını ve genç iş adamımız. Parfüm konusunda tarihin sıfır noktasından tüm dünyaya koku yayacak olan bir firmanın yöneticileri kendileri. İnşallah ilerleyen haftalarda tekrar buradan kendilerini konuk ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın, iyi akşamlar.